Öncelikle merhaba Ümit Bey. Merhaba. Savunma Sanayi Fuarı Türkiye'nin ve dünyanın en büyük savunma kümelerinden biri. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle bunlardan bahsediniz. Teşekkürler. Savunma Sanayi Kümelenmesi'ne 2018'den bu yana bu kümelenmeye dahil olarak faaliyetimizi gösteriyoruz. Tabii ülkemizde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yola çıkıldı ve bu artık tamamen bir milli seferberlik haline kavuştu. Biz de bu milli seferberlik içerisinde hep altını çizerek otoritelerin söylediği tam bağımsız Türkiye'nin önümüzdeki süreçte hangi oyunlar içerisinde yer alması gerekiyorsa o oyunlarda bize görevimizi almak için, yer almak için yüksek teknoloji ürünler üreterek çözüm ortaklığı sağlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda yerli milli hava ve kara taşıt projelerinin tamamına lastik ve jantlarımızı geliştirerek çözüm ortaklığı sunuyoruz. Bu projelerden bahsedebilir miyiz? Kaan'a da bildiğimiz kadarıyla lastiğini üretiyorsunuz. Farklı projeleriniz var mı bununla ilgili? Şu anda mevcut havacılık alanında faaliyet gösteren TUSAŞ ve Baykar olmak üzere diğer bütün yerli ve milli hava taşıt üreticisi firmalarımızın ürettiği araçların tamamına insanlı, insansız platformlar, döner kanatlı platformlar, muharip uçaklar, muharip uçaklarda önümüzdeki yıllarda envanterimize girecek olan şu anda deneme ve testleri yapılmakta olan Kaan'ın da 2 farklı versiyonun lastiklerini yaptık. Geçen yıl 1 Mayıs'ta ilk taksisini lastiklerimizle yapan Kaan şu anda testlerine devam ederken de lastiklerimizle uçuşlarına devam ediyor. Sürekli otoritelerden üreticisinden birlikte mühendislik çalışmalarıyla geri dönüşlerini alıp lastiklerimiz de platforma uyumlu bir halde geliştirilmesini sürdürüyoruz. Peki PETLAS'ın gelecek dönemde Türk firmalarıyla ilgili böyle bir çalışmaları var mı? Projeleri bunlardan varsa bahsedebilirsiniz. Mevcut hava taşıtlarının aynı zamanda eş zamanlı ihracatları da söz konusu. İhraç edilecek ülkelerin isterlerine uygun şekilde platformla uyumlu lastiklerin gelişimini sürdürdüğümüz için farklı farklı projeler kendi içinde de büyümeye devam ediyor. Aynı şekilde kara araçları platformlarında da bu devam ediyor. Yurt dışından iş alan Türkiye'mizde faaliyet gösteren savunma sanayi şirketlerimizin PNSS'nin ÖMTT ezası gibi 6x6, 8x8 çok amaçlı taktik tekerlekli zırhlı araçların altına da lastik yapıyoruz. Birlikte test edip geliştirmesini sağlıyoruz. PETLAS çatısı altında bu lastiklerimizi kara araçlarına test edebilen onaylı test pistimiz ve merkezimiz olmakla birlikte hava araçlarının lastiklerini Türkiye'de tek dünyada da 4.'sü olan TED'de bir test merkezimiz var ve makinamız var. Burada lastiklerimizi aynı zamanda ulusal anlamda da akredite edebiliyoruz. Projelerimiz de bunlar. Uluslararası firmalarla yatırımlarınız var mı? Bununla ilgili görüşmeleriniz falan? Şu anda yurt dışında bir yatırımımız yok. Ancak yabancı ülke ordularının ihtiyacı olan lastiklerin geliştirilmesiyle ilgili halihazırda şu anda sözleşme aşamasında olan Azerbaycan'la bir sözleşmemiz var hava araçlarının lastikleriyle ilgili. Kara araçlarında da başından bu yana Ukrayna'ya zaten yoğun miktarda lastik ve jantlarımızı onların istekleri ölçüsünde geliştirip veriyoruz. Hem doğrudan satış gerçekleştiriyoruz hem de buraya malzeme satışı gerçekleştiren savunma sanayi şirketleriyle birlikte çözüm ortaklığı sunuyoruz. Satışta gerçekleştiriyoruz. Peki son olarak 2024 bitmek üzere. 2024 ve 2025 hedeflerinizi sizce uyuyor mu bu satış ve ihracatı rakamları? Bununla ilgili herhangi bir şey söylemek ister misiniz? Bu yıl biliyorsunuz savunma sanayi otoritesi Türkiye'de 14,5 milyar dolar bir ciro gerçekleştirdi. Daha çok havacılık alanında gerçekleşen bu ihracatın içerisinde alt yüklenici ürünü olarak bizim ürünümüzde katkı sağlıyor. Bir kere bunun gururunu taşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun artarak da devam edeceğini umuyoruz. Bu anlamda bizim de hem Türkiye'de devlette hem de şirket olarak girişimlerimiz var. Bugün bu fuarda da 20'ye yakın yabancı heyetle görüşmelerimiz olacak. Bunların içerisinde uçak lastiklerinin kullanımıyla ilgili ciddi görüşmelerimiz var. Umarız olumlu sonuçlanarak ülkemizin savunma ihracatı cirosuna biz de katkımızı büyüterek devam edeceğiz. Teşekkürler, sağ olun Ümit Bey. Sağ olun.